Başlık var mı Urfa'da? Burada var. Ama şöyle bir şey var. Nasıl var? Mesela burada başlık versek aynı, başlık vermesek aynı. Ben şimdi biz bedel yapıyoruz, gene 12-13 milyarım gitti. Bedel olarak. Yani böyle kızı satma matma gibi yok, bir durum. Yok, satma yok, yok. Yani eşya alıyoruz, ev alıyoruz, ev alıyoruz. Üste bir de cebinizden 12 milyar mı çıkıyor? He. Atıyorum mesela 10 milyar başlık alıyorsun, 20 milyar mı harcıyorsun? Ha, böyle. Ne anladım ben bu işten? Bu eşya, eskiden dedelerimizden böyle yürüyor böyle. Mesela bak biz bedel yapıyoruz, benim 12 milyarım gitti. Peki, sizin kızınızı istediler. Evet. Siz de dediniz ki sizden de bir kız alırsak evet, biz kızımızı veririz. Evet. Ya oğlunuz o kızı beğenmezse ya başka sevdiği yok, varsa? Birbirine sevdiler, istediler. Böyle. Gelin konuştunuz mu? Evet, konuştuk. Peki. Dört tanenin şeysini aldık, fikirlerini aldık. Bu dedi evet, bu dedi evet, tamam. Bu böyle şirket... dayatma yaptınız mı? Yok, yok. Peki. Sen bu kızı gördün. Evet. Zaten tanıyordun. Tanıyordum. Beğendin. Beğendim. Peki ilk sen mi söyledin kız ben seni beğeniyorum, alacağım? Ya işte dedin mi? Dedim ya, bir gelmeden. Dedin, abisi var, korkmadın mı? Abisi burada değildi bence de. Yapma ya. Öyle olur mu abi? Uyanık damadın hali başka. Kızla konuşmak için abisinin orada olmadığı zamanı kolluyor. Abisi varken konuşmuyor. Peki sen öyle bir şeye tanık olsaydın? Evet. Kız kardeşinle gelmiş konuşuyor, görseydin ne yapardın amcazadeyi? Tabii ki eğer severek anlaşmışlarsa hayır demem. Hayır, bir der miydin? Ne oluyoruz lan? Hayır. Seni bacımızın etrafında gördük. Hayırdır falan der miydin? Tabii ki severek olduğu için hayır demem. Canım nereden bileceksin sevip sevmediğini? Zaten babamla konuşmuşlar. Babasını babama göndermişler. Anlaşmışlar. Tabii ki severek olduğu için hayır diyemem. Sizin isim? Mehmet Çelik. Mehmet. Sizin isim? Leyla. Leyla. Yaş kaç Leyla? Melek 19 yaşında Leyla Hanım. Bunu efendim sizin bu arkadaş mı taktı bunları? Nasıl biz? İşte ben söyledim ya 12 milyar olur para. Olur mu dayı? Kızı isteyen altınını getirecek, kendi takacak. Kızın babası niye altın taksın? Biz altınları da var. Biliyorum. Kendin altınları da var. Yani bizim. Burada kızın üzerindeki takılar kız babası mı takar onları? Evet. Ya değil yani, siz biz televizyon değiller, gelen Urfalılar berdelerimiz böyle mesela. O da altın kızını alıyor, biz de alıyor. Karşılık. Ya yanlış yapıyorsunuz dayı. Yok yok. Benden yanlış duymuş değil. Olmayın yok, da. Yok 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 yok. Yanlış kızı değil. İsteyen gelir kendi altınını takar. Sen niye kızın altın? Ya, bizim, takarsın bizim, ayrı da yani. Berdeler böyle ha. Berdelde ters olan şey şu benim anladığım kadarıyla. Kızın babası kızın ziynet eşyalarını veriyor. Halbuki erkek tarafı verse belki berdele bile gerek kalmayacak mı? Peki siz birbirinizi seviyorsunuz. Evet. Gelelim sana. Baba dedi ki ben kızımı bu oğlana veririm. Ama dedi sizden de benim oğluma bir kız alırım. Peki senin ya sevdiğin başka bir kız varsa? Hayır, ben de yani gönlümden istediği olduğu için ben de evet dedim. Ya kız seni istemiyorsa? O da yani gönlüsü var yani. Konuştunuz mu öncesinde? Benle onunla bir ay önce konuştum. Dedim seni alacağım, dedi evet. Sonra da babasına da babamı gönderdim. Anlaştılar, berdel ve berdel zerdel oldu zaten. Peki siz kızı beğenmeseydiniz? Hayır, beğendim. İki gelin, iki damat. Bir damatla öbür gelin abi kardeş, öbür damatla öbür gelin de yine abi kardeş. Yani berdel durumu. Gerçi buradan bakıyoruz boyu boyuna, yaşı yaşına, acık davul dengi dengine. Ya olmasaydı? Her zaman ya böyle denk gelmeseydi. Çünkü bazen seyrek dahi olsa 50 yaşında 60 yaşında berdele giden 18-19 yaşlarında belki daha küçük kızlarımız da olabiliyor. Siz berdelsiniz. Kim kimin abisiydi? Mehmet bunun abisidir. Ben de bunun abisi. Ha, sizin eşiniz olacak evet, inşallah. Siz Mehmet'i tanır mıydınız? Evet. Bilir miydiniz? Evet. Beğenir miydiniz? Evet. Babanı size söylediğinde ne dediniz? Dedim kabul ediyorum. Peki başka birini de gönlünüz olsaydı, başka birini seviyor olsaydınız yine de berdeli kabul eder miydiniz? Hayır. Abinizin mutluluğu için. Evet. Ama abiniz mutsuz olurdu o zaman. Biz de. Yani abin mutlu olacak diye kendini feda eder miydin? Ben dedim. Hı? Tanıyorum, tanıyorum. Hayır. Mehmet'i beğenmeseydin varır mıydın gene abinin hatırı için? Hayır. Varmazdın.
Vallahi helal olsun. Buralarda genç kızlarımız da uyanmışlar. Artık istemedikleri adamlara varmıyorlar. İnşallah bu hep böyle devam eder. Çünkü Berder'le ilgili çok kötü neticeler alıyoruz. Her örnek maalesef buradaki gibi olmayabiliyor. Gönülsüz de olabiliyor. Babam baskı yapsaydı, hayır Berder gideceksin deseydi ne yapardın? Ben kabul ettim. Babam baskı yapmaz. Hayır, yapsaydı? Gitmem. Gitmezdin. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi yazalım. Cenab-ı Allah hiçbir canlıyı açlıkla terbiye etmesin. Buna balıklar da dahil. Urfa balıklı göldeyiz. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde bir göl balığı elinizden yem yemek için bu kadar size yaklaşmaz. Bunu sadece Urfa'da görebilirsiniz. Biraz düşündüğümüz zaman da üç dinin atası olan Hazreti İbrahim peygamberin diyarı olan Urfa'da bu hoşgörü balıklara bile sirayet etmiş. Demek ki insan hoşgörülü olunca normalde insanları gördüğünde fersah fersah kaçması gereken balıklar bile parmağınızın ucuna kadar geliyorlar. Bunu sadece açlıkla izah etmek de pek mümkün değil. Ha, buradaki manzarayı görünce İstanbul aklımıza geliyor. Allah Galata Kulesi'nin altındaki balıklara yardım etsin. Onlar herhalde buradaki hemcinslerini biraz kıskanıyorlar. Onların üzerlerine binlerce olta yağıyor. Buradaki balıkların üzerine ise binlerce yem. Hoşgörü diyarı Urfa. Şanlıurfa. Şanlıurfa'da aynı Zalha Gölü'nde kayıkta keyif yapıyoruz. Peki aynı Zalha Gölü ne demek? Daha doğrusu Urfa'nın tarihçesine valla bulduk bir abiyi. Attık kayığa. Anlattı. Anlatamadı. Biz kendisini kayıktan atacağız. Nereye? Aha da buraya dayı. İşin riskli bak söyleyeyim sana. Her işte belli başlı riskler vardır. Senin riskin az buz değil. Ya bunu anlattın. Ya da Şanlıurfa tarihini aynı Zalha Gölü'nü anlattın suya. Ya da biz seni suya attık. Suya atarız. İsim? Abdurrezzak Demircan. Buyur Abdurrezzak Demircan abi. Burası Şanlıurfa. 16 bin yıllık bir şehir. 12 tane peygamber gelmiştir buraya. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar. Hazreti İbrahim ile Nemrut arasında burada rivayete göre bir mücadele, hak ve batıl mücadelesi başlamıştır. Nemrut rüyasında görür, bir çocuk gelip kendisinin tahtını yıkacaktır. Nemrut ilahlık iddia edenlerden ve puta tapanlardandır. Bu rüyayı gördükten sonra çocukların hepsini katletmeye başlar. Hazreti Azer, Hazreti İbrahim'in babasıdır, Nemrut'un putçusudur. Hazreti Azer'in hanımı hamile olduğunu görür. Hazreti Hacer kaçar gelir kendisini, Hazreti İbrahim'in annesi getirir buraya, burada bulunan mağarada doğumunu yapar ve bırakır. Urfa'da Ceylanlar vardır, Ceylan'la adı geçen bir memlekettir. Ceylanlar buraya gelir, buradaki mağarada Hazreti İbrahim'i emzirir. Belli bir yaşa gelir, büyür. Azer babası putları satmaya verir kendisine, putları sırtına atıp yere sürükler, bunların bir faydası olmaz der. Bu haber Nemrut'a gider, Nemrut Azer'i çağırır, Azer de oğlunu azarlar, yapma oğlum der, bu putlar bizim ilahımızdır. Hazreti İbrahim, putlar bizim ilahımız olamaz der ve gökyüzüne çıkar bakar güneşi görür, güneş büyüktür, bu güneş benim Rabbimdir. Bakar güneş batar, batan benim Rabbim olamaz der. Ondan sonra yıldıza bakar, yıldız benim Rabbimdir der. O yıldız da batar, battıktan sonra batan benim Rabbim de gildir der. Ondan sonra aya bakar, ay da batar. Ondan sonra der ki, وَجَّهْتُ وَجِّهِ اللّٰهِ فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeri gögü yaratan Allah'ın, bu batanların tümünü yaratan tek olan ilah Allah'a tapar. Ve ondan sonra mücadele başlar, Allah'ı tek Allah'a anlatmaya başlar. Fakat Nemrut bunu rahatsız eder, durmadan rahatsız eder. Rahatsız ettiği zaman Nemrut bir gün yemeğe çağırır, yemek yapar. Putların önüne yemekleri indirirler. Hazreti İbrahim gelmez.
hastayım der. Ve bir gün baltayı alır eline, onlar yemekten çıkarken bu putları kırır. Putları kırdıktan sonra büyük baltayı da büyük putun boynuna koyar. Büyük putun boynuna koyar, derler kim kırdı bunu, derler İbrahim. Gelirler der, ben kırmadım. Balta büyük putların, bir ilah küçük ilahları kabul etmedi. Tek kendi ilahlığını kabul etti. Orada şeytan der ki İbrahim kırdı. Ondan sonra bir karar verir. Hazreti İbrahim'i ateşte yakacaklar. Burası o zaman kale değil, tepedik. Burada bir mancılık kurulur. Urfa ağaçlıktır. Ağaçların birçoğu kesilir. Buraya büyük bir ateş yandırılır. Bu ateş göklere yükselir. Hazreti İbrahim'i çıkarırlar mancılığa atacakları zaman. Cebrail aleyhisselam gelir der ki ya İbrahim, seni Rabbim gönderdi kurtarmaya. Der ki sen karışma, benle Rabbimin arasına girme, Rabbim beni görür. Orada Allah Celle Celaluhu der ki ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Ateş suya dönüşür, odunlar balığa dönüşür. Onun arkasından Nemrud'un kızı da kendi kendisini rivayetlere göre o da buraya atar. Burası da Anzalka Gölü. Nemrud'un kızı Hazreti İbrahim'i sever ve o buraya atar. Burada o göl, Hazreti İbrahim'in gölü de karşı tarafta. Ve Allah Nemrud'a sinek ordusunu musallat eder. Sinek ordusundan bir topal sineği Allah'a yalvarır. Der ki beni Nemrud'u öldürmeye kısmeti bana ver. Allah Celle Celaluhu Nemrud'un ölümünü o topal sineğe verir. Kendi kendini ilah zanneden kişi bir sinekle ölür. Beynini aşındırmaya başlar. Beynini aşındırdıktan sonra keçeden bir tokmak yaparlar. Nemrud'un tepesine vururlar. Vurha vurha diye de Urfa ismi çıkar ve Nemrut öyle helak olup gider. Hazreti İbrahim de Ceziretül Arab'a gider. Hicaz'ı inşa eder. Orada kendisine inananlara İslam dinini yayar. Kardeşimiz, arkadaşımız bu ilçenin kaymakamıdır. Peki Birecik'te dünya mirası nedir? Onu da artık yetkiliye, devletimizin temsilcisine soracağız. Nedir efendim dünya mirası? Önce hoş geldiniz, hoş onu bulduk. Veriniz. Hatta biz bu hoş geldini böyle kuru kuru yapmayalım. Evet, şöyle hoş geldiniz, bir sefa getirdiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, kelaynaklar. Bizim dünyada sadece Bilecik'te yaşayan, biraz da Fas'ta yaşayan kelaynaklar şu an 91 tane. Bunlar hem Bilecik'imizin, hem Şanlıurfa'mızın, hem ülkemizin, hem de dünyanın gözümüz gibi baktığımız kuşlarımız. Dünya mirası, hani bir ara çok gündemdeydi ya, kelaynak. Evet. Bir kelaynak durumu var mı? Yok, affedersin. Ben. yok, hayır. Yani, kelaynak durumu yok. Yani Eyüp'ü, biz kameramanımız Eyüp'ü koruma altına aldık. Ya sonra, benim başım belaya giriyor ondan sonra. Bu arada isminizi bağışlar mısınız? Tuncay Sonel. Tuncay Sonel, Sayın Kaymakamım, yaş kaç? Yaş 36. Benden yine ufaksınız. Çok sağ olun. Peki birader, o kadar ilçeye gidiyorsun, o kadar ile gidiyorsun, yetkililerle görüşmüyorsun. Valla Sayın Kaymakamın bir özelliği daha var, onu da kendisi söylesin. Yılın? Yani o teveccühü bizim... Hadi ben söyleyeyim, hani böyle iyi bir şey olunca başkalarının söylemesi daha muteberdir ya. Yılın kaymakamıyla konuşuyoruz. Yani biz bir taşla iki kuş, hem kelayna görüyoruz hem de yılın kaymakamıyla röportajı araya sıkıştırmış oluyoruz. Dünya üzerinde göçebe olarak yaşayan 91, bir daha söyleyeyim, 91 tane kelaynak kaldı. O da dünya mirası. Burada gözümüz gibi bakıyoruz. Hep söylenir ya, nerede devlet diye. Burada. Aşağı yukarı bütün imkanlarıyla seferber olmuş vaziyette. Bu kelaynağın özelliği nedir? Bir, kel olması. Gagaları uzun. Yani gerçekten renkleri mükemmel. Renk cümbüşü var. Ve tabii sadece burada yaşaması bakımından önemli. Görüyorsunuz. Neden yani, sadece burada yaşıyor? Şimdi bizim Bilecik arazi yapısı bakımından sadece dünyada bu bölgede karsit maddelerin olduğu bir arazi yüzey şekilleri var. Oradaki maddeler bu kelaynakların üremesine destek veriyor, faydası oluyor. O yüzden bizim burayı seçiyorlar. Bir de burası tabii bolluk ve bereketi simgeliyor. Ha, bir de buna bereket kuşu diyorlar. Tabii ki bizim yöre insanımız yani bunu yıllardan beri gözü gibi bakar. Bilecikli için çok önemlidir bu yöre insanı için. Çünkü burası bolluk ve bereket getiriyor. Yani şimdi kelaynaklar burada olduğu için bizim Fırat Nehri ile, Kalesi ile, diğer doğal güzellikleriyle bu
ilçemize ayrı bir hava ve ayrı bir güzellik getiriyor. Ve galiba zararlı böcekleri yiyormuş. Tabii ki yani doğanın dengesini koruyor. Yine dediğim gibi bizim ilçemizin tanıtımında da çok büyük katkısı oluyor. Yani hem kel hem fodul değil bu kuş. Ve keşke sayıları artsa, işte yurdumuzun dört bir yanına yayılsa. Ama o zaman da işte sadece Birecik de diyemeyiz de. Neyse hadi karıştırmayalım. Peki bunlar ne zaman gelir? Ne yer, ne içer, ne zaman şimdi, giderler? Şimdi efendim bunlar normalde eskiden Şubat ayında geliyorlarmış. Biz bunları 14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğaya bırakıyoruz. Bunlar Birecik semalarında, fidanlıkta, bu kayalıklarda yumurtluyorlar, yavruları çıkıyor. Bunların 2-3 ay sonra yavruları uçmaya başlıyor ve Eylül ayında tekrar bunlar normalde Nil Vadisi'ne doğru göç edeceği zaman biz bunları tekrar doğal kafeslerine almaya çalışıyoruz. Ve bunların bakımı çok özel. Yani özellikle yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, beyaz peynir, özel yem türleri. Ya benim de saçlar acık döküldü hani. Ben beslenmek istiyorum kelaynak gibi ya. İnsan kelaynak olası geliyor mu? Geliyor. Çünkü, geliyor. Çünkü dünya mirası, gözümüz gibi bakmamız lazım. Nesillerin tükenmemesi lazım. Gelecek nesillere bunları aktarmamız lazım. Bir de yüzü geçtiği zaman biz 10 tanesini yine Doğa Derneği ve diğer arkadaşlarımızla birlikte GPS aracılığıyla bunların 10'unu bırakacağız. Göç yoluna ve takip edeceğiz uydudan. Nasıl bir göç izliyorlar, tekrar gelecekler mi? Bunların takibini yapacağız. Sevgililer gününü kim evet. bulmuş? İşte ne bileyim Aziz bilmem ne günü falan filan deniyor ama Aziz Valentin günü deniyordu sevgililer. Yanlış. Yanlış. Onlar hepsi külliyen yalan. Sevgililer günü icat eden kelaynaklardır. Onlar da Urfa, Birecik'tedir. Dolayısıyla sevgililer günü Urfa, Birecik'te kuşların sema yükselmesiyle ortaya çıkmış bir gündür. Öyle ama... Ben tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Peki bunların sayıları ne zaman kaça ulaşınca biz bir oh diyeceğiz hani kelaynakların yani soyu tükenmeyeceğiz. Yani biz yüzü geçtiğimiz zaman ve 10 tanesini göç yoluna bıraktığımız zaman biraz daha rahatlayacağız. Gidişat iyi. Geçen yıl daha böyle bırakırken de böyle yakından görme imkanımız olmuştu. Elimize alma imkanımız da olmuştu. Pek bu yani inanın o renk cümbüşü, o güzellik bir başka. Yani görmeyen bilmez. Biz o yüzden sizlerin aracılığıyla gelsinler. Hem Birecik'i görsünler, hem kelaynakları görsünler. Hem şu Fırat'ın bu kadar güzel aktığı bir yeri yok. Fırat Nehri'ni görsünler. Kalemizi görsünler. Patlıcan kebabımızı görsünler. Yöresel yemekleri görsünler. Yani Birecik 13 bin yıllık geçmişi var ilçemizin. Gerçekten devletimizin sıcaklığı, güler yüzü, tüm kurumlarla uyum ve işbirliği burada dolu dolu günler geçiyor. Gelsinler buralar misafirperver insanlardır. Gerçekten Birecik ve Şanlıurfa'yı görsünler. Şunu da belirteyim sizin aracılığınızla. Gerçekten yörede ve Şanlıurfa'da çalışmak da herkese kısmet olmaz. Vallahi biliyoruz da geliyoruz biz de Kaymakam Bey yani. Çok sağ olun. Demek ki neymiş efendim millet, toplum, aynı şey ya devlet. İşte onların temsilcileri bir araya gelince... Soyu tükenmekte olan her şeyi kurtarmak mümkünmüş. Bizim bu iyi yürekli, geleceğe böyle umutla bakan, yardımsever, birbirini çok seven Türk halkımız vardır ya, nesli tükenmekte olan. Sırada o var galiba. İnşallah onun da neslini tekrar kazanacağız. Patlıcan kebap mı buyurdunuz az önce? Tabii ki gelen misafirlerimiz başımızın tacı. Hem sıra ekibimiz var, hem patlıcan kebabımız var, hem haşhaşlı kebabımız var. Ya. Şırşırlı köftemiz var, kumbarımız var, her şey var. Ya. Peki. Hocam sen detaylarla boğuşurken şu Fırat kenarında kebaptayız biz. Urfa Diyarbakır yolu üzerinde Diyarbakır'a 70 kilometre mesafedeki bir taşlı tarla. Burada sanıyorum bir su kuyusu var. Ablalarımız toplanmışlar. Ve muhtemelen köylerine su götürüyorlar. Çok affedersiniz, merkeplerle taşıyorlar bunları. Kolay gelsin. Nasılsınız? Çok şükür sizi gördük, daha iyi olduk. Burada ne yaptığınızı sormayacağım çünkü ne yaptığınızı görüyoruz. Su alıyorsunuz, değil mi efendim? Siz kaç yaşındasınız? Ben. Evet. 13. 13. Evet. Siz efendim kaç yaşındasınız? 16, 13. Burada en yaşlısı kim? O da 20 yaşındadır en fazla. Olsun evet. olsun. Kızlar olarak buraya geldiniz. Su götürüyorsunuz. Evet. Köye mi gidecek bu soru? Evet. Her gün mü böyle su götürüyorsunuz? Evet. Neden efendim?
köyde yok olduğu için buraya getiriyoruz. Buraya. Hiç su yok mu köyde? Hayır. Sadece koyunlar ki var, göller var. Yani hayvanların içebileceği sular var. Evet. Peki bulaşık, yemek, içecek suyunuzun bütün ihtiyacınızı bu sudan? Evet. Temiz mi bu su? Evet. Bunu içmiyoruz. Sadece hordumdakini getiren, gelenkini içiyoruz. Her gün ama geliyorsunuz evet. Değil mi? Bitiyor mu su? Hayır. Hep vardır bu su. Ne zamandan beri geliyorsunuz buraya? Ben ne büyüdüğümde hep geliyorum. Ama ne büyüksün ya, 13 yaşında büyüdüğümde diyor. Evet. Sümüklü. Nerede büyümüşsün? İsminiz nedir? Esma. Esma Hanım, hangi köydensiniz siz? Çavuşlu köyden. Gelirken gördük o Çavuşlu köyünü. Uzak buraya. Çok uzak. Kaç saatte geliyorsunuz? Bir saat, yarım saat. Diğer hanımefendilerle de konuşmaya çalışalım. Sizin isminiz efendim? Semra. Semra Hanım, kaç yaşındayız? 14. 14. Hep böyle kızlar buradan yankı yapıyor. Kuyudan herhalde bu. Ha, ha. Bu yankı yapıyor. Ha. Hep kızlar mı gelir su almaya? Evet. Geleneği mi bu? Kışta erkekler geliyor. Ha, kışın erkekler. He. Yazın kızlar geliyor. Evet. Gelmek istemeyince ne oluyor? Mecburuz. Ya ben su almaya gitmek istemiyorum dedim. Ne olur? Zorla gönder diyorlar. Ama su lazım. Lazım. Peki köyde suyunuz olsun istemez misin? Çok isteriz. Başka bir taşıma şey var mı? Mesela traktörler, herhalde traktör giremez bu yola. Onlar da su alıyorlar mı? Evet. Sizin köyden? Su geç geldiği için başka köy çok hızlı geliyor. Ama bir bidonun dolması herhalde bir 10-15 dakika sürüyor. Hayır, bir 5 dakika. Bir bidonun dolması bir 5 dakika. Kaçta geliyorsunuz, kaçta gidiyorsunuz buradan? Ne zaman gelirsek o zaman gidiyoruz. Doğru. Gidiyoruz. Saat 10'da gelmiş. Saat kaçtır? Saat söyleyeyim sana, 12'ye 20 var. 2 saattir gelmişiz. 2 saattir burada. Evet. Ama hep birbirinizi bekliyorsunuz değil mi? Evet. Bütün sular dolacak. Evet. Öyle gidecek. Peki yarın öbür gün sizi isteyen biri olursa şart koşar mısınız? Suyu olan bir köyden bir damat olsun der misin? Evet. Peki. Esma Hanım'ın taliplerine buradan seslenelim. Önce suyu olan, çeşmesinden suyu akan bir köy, hatta mümkünse evinde muslu olan bir evden bir güvey lazım olacak. Peki, kolay gelsin. Bunları siz mi yaptınız, eşeğin üzerindeki naylon aparatı? Evet. Evde kendiniz mi yaptınız? Evet. Suyu aslında basit sistem sevgili seyircilerimiz. Bu kadar akıyor değil mi Musa ablacığım? Evet. Sizin isminiz? Medine. Medine Hanım. Evet. Ne güzel isminiz var sizin öyle. Evli misiniz? Yok. Peki sizin de damat adayınızın evinde suyunun akma özelliği istiyor musunuz Esma Hanım gibi? Evet. Ya bu su sorununu çözülürse peki mutlu mu olursunuz? Yoksa ne güzel böyle geliyorsunuz, buradan su alıyorsunuz. Esma, sende de maşallah pabuç kadar ha. Dil maşallah, pabuç kadar maşallah. Böyle dolduruluyor sevgili seyircilerimiz. Peki bu kaç tane bidon size ait? 4. Bidon. 4 bidon size ait. Kaç kişi için bu su? Hane kaç kişi? 10. 10 kişi. 10 kişi 4 bidon su bir günde bitiyor. Gün... Bir defa geliyor, bir defa geliyor. Bir de akşam mı geliyorsunuz? He. Zor işiniz vallahi. Sizin hayat, senin de fena değil. Pabuç demeyelim ama fena değil. Peki efendim, kolay gelsin. Bu taşlar, her taraf böyle taş. Nereden gelmiş bu taşlar biliyor musun onu? Hayır. Herhalde eskidendir. Herhalde eskidendir Esma'cığım. Onu biz de biliyoruz. Benim duyduğuma göre burada bir volkan varmış. Karacadağ'da. Karacadağ eskiden bir volkanmış. Patlamış. O lavlar evet. Püskürmüş. Ve bunlar gelmiş. Bu taşlar bütün buraları almışlar. Evet. Bunu biliyor muydun? Evet, hani okula giderken söylemişler. Niye söylemedin bize, biliyorum da. Benden söyle. Ben İstanbullulardan geliyorum. Öğrenmişim, sana söylüyorum. Caiz mi? Okuyor musun Esma'cığım? Evet, 5 yılı bitirdim, gitmedim. Niye? Bilmiyorum. Okul mu yok?
Var, benim abim var, Süveyre gidiyor, geliyor. Ben gitmedim. İstemez misin okumak? Evet. Ne olmak isterdin okusaydın? Öğretmen. Çok yakışırdı kız. Evet. Vallahi çok yakışırdı. Esma öğretmen. Sen okuyor musun? 5'e kadar okudum, okumadım. Lise Siverek'te mi? Yok, köyde okudum. Niye gitmiyorsun? Okumayı çok isterdim ama köy işi işte. Suyu kim alacak değil mi? Evet, diyecek kim su alacak ne bileyim iş. İş yüzünden. Sen okusaydın ne olmak isterdin? Ben de öğretmen olmak isterdim. Ne öğretmeni? Öğretmen olmak. Sınıf öğretmeni, ilkokul öğretmeni. Şoray uzun yolda. Uzun yolda da yürüyoruz. Taban var uzun yolda. Şu ulaşım sorununu çözem... Oh! Oo! Bu bari! Brrr! 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 Ya o kadar mı korktun hayvan? Kaçırıyorsun. Çok yaptı. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Valla arabacılık yapıyoruz. Arkadaşlar bana bu araba lazım. Urfa'ya gideceğim da. Ha. Buradan 100 kilometredir yürümeyeyim diyorum. Ha. Hele bir anlaşak ya. Ha. Hele bir anlaşak. Anlaşak abi. 3. 3. Baba 4. 4 tamamdır. Tamamdır. Ha. Ehem de buyur. Abi. Say abi. Yolda bulsan bile say. Tamam. 1. Evet. 2. 2. 3, 4 abi. 4'tür. Ha. Hadi buyurun. Hadi abi. Araba artık benimdir. Abi. Canım çok teşekkür ederim. Buyur canım sen de. Allah'a çok şükür. Yine Allah'ın sevgili kuluyuz. Urfa ne taraftaydı? Ha burada tamam. Sağ ol kardeş. Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman. Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman. Tabii yolculuğumuz biraz meşakkatli. Onu söyleyeyim baştan yani. Çok rahat bir yolculuğumuzun olduğu söylenemez. Ama bir beygir gücündeki arabamız yine de fena değil. Sonuçta ayaklarımız yerden kesiliyor sevgili seyircilerimiz. Yürümekten iyidir diye düşünüyorum. Daha doğrusu benim yerime kıratım yoruluyor. Efendim yol arkadaşlarım, Kadir ve senin adın neydi? Halil ve Kadir. Yolda yürüyorlardı bencileyin. Biz de dedik bunları arabamıza alalım. Urfa'ya beraber gidelim. Şurada ne kaldı ki? Bir 4-5 kilometre bir yolumuz kaldı Urfa'ya. Sen okuyor musun Kadir? Yok. Okumuyorsun. 2'ye kadar okudum. İlkokul 2'ye kadar okudun. Evet. Bir daha bıraktın. Niye? Tamam bıraktım. Bu mallarınızı da aldık. Beleşten taşıyoruz. Feda olsun bir... Bir şey dediğimiz yok da yani. Ney bunlar? Hurda. Hurda. Hurda mı satacaksın? Ha. Kaç para kazanacaksın bundan? 5 milyon 6 milyon. 5 milyon 6 milyon para. Yetiyor mu kine? Yok. Değil mi? Burada tay gibi gidiyordu bu da. İyice yavaşladı. Sen de serdin işi. Şuradan döndük mü sola döneceğiz değil mi Urfa için? Serdi bu hayvan, serdi. Ben dedim ama siz yoktunuz. O kadar dedim koşma. Çok koşan tez yorulur dedim. Anlatamadık beygire. Böyle şimdi dil bir karış dışarıda. Karnınız acıktı mı? Acıktı. Ben de sabahtan beri ne kahvaltı ettik ne bir şey. Yollardayız vallahi. Neyse bu at arabasına denk geldik de bari biraz iyi oldu, az yorucu oldu. Sen de acıktın mı? Ben de acıktım. Bir yere gidelim de yemek yiyelim ya. He? Olur. Değil mi? Olur. Olur mu? Olur. Hey, hadi bakalım. Sağ ol. Bir. Araba yok. Araba yok. Araba. At. Kurban burada at arabası vardı gördün mü? Bağlamış mıydın? Atı mı? Hı hı. Yok bağlamadım öyle başına buyurup duruyordu. Gider o zaman. At gitti. Gitti. Aldı zaman. Başını gitti. Hı hı. Gider o zaman. Allah! Serdin lan nasılsın? Kurban burada bir beyaz bir at arabası gördünüz. Görmedim. Beyaz beyaz çekiyordu. Görmedim usta. Ya şunu beni de bir alın da bir arayalım abi, beraber. Abi yer yok. Nerede seni alacağız? Yer mi yok? Yer yok aslında, usta. Yer yok. Yer yok. Yukarısı dolu boş. İçi çıkabilirsin. Çıkarım ne olacak? Genç bir yardım et bakayım. Düşersen düşersen. Ya bir şey olmaz. Tamam be haydi sür.
Bu gördüğünüz beşik robotu sevgili seyircilerimiz. Tabii buradaki gördüğünüz değil. Bu bildiğiniz bayağı bebek beşiğin içerisindeki. Tamam canım. Az bir konuşacağız. Huysuzlandı mesela bunu. Çalıştıralım size zahmet. Çalıştıralım. Çalıştıralım da çocuk rahat etsin. Uzaktan kumandamızda. Sen orada bir rahat et. Size efendim bir de seyircilerimiz adına da soralım. Bir tanışalım önce sizle. Hasan. Hasan Matekin. Mucit Hasan. Mucit Hasan evet. Size bir de Urfa'nın Japon'u mu diyorlar? Japon'u diyorlar. Bana Japon. Bu beşik robotu sizin icadınız. Sizin mi? Benim icadım. Daha doğrusu icadım. Sizin pek çok icadınızdan sadece evet, bir tanesi. Bir tanesi. Doğru mudur? Doğru. Bunu bir anlatın bize. Çalışma esası nedir? Mesela kapatalım şimdi lütfen. Bebeğimiz yatıyor. Kapat, evet. Uyuyor. Biz de yorgun argın uyuyoruz böyle. Uyuyoruz. Bebek ağlamaya başladı. Ağlamaya önce başladı. Bunu nasıl duyacağız uzak bir yerdeyse? Önce uzak diyelim ki gece, yaz gecesi tahtta uyuyoruz biz. Tahta veya komşuya gittik. Elimizde küçük bir cep radyosu. Şu gibi bir radyo. Annenin elinde olur. Anne bu cep radyosunu alır. Cep radyosunu taşır evde. Evet. Cep radyosu bir de kumanda. İkisini elde taşır. Evet. Ve şeyi açar, radyosunu açar. Radyo şu anda tam ayarlı olduğu için yankı yapıyor. Evet. Ben oradan sesleneyim size. Senin rolünü de biz yapıyoruz burada bak. Senin rolünü de yapıyoruz burada. Ağlım, bakma öyle bana. Öyle belertip belertip gözlerini bakma. Sen ağlayacaksın, ağlamadığın için biz ağlıyoruz. Çalışmaya başladı beşik. Evet, bebeği duyduk. Alalım sizi tekrar. Radyoyu kapatalım. Radyoyu kapattık. Çocuğu duyduk, ağlıyor. Uzak bir mesafeden annesi bunun sesini rahatlıkla radyodan alabilir. Ne kadar mesafede çekiyor? 300 metre, maksimum 300 metreden mesela sesi alabilir. Aldık. Aynı şekilde 300 metreden de kumanda edebilir. Evet. Tabii aladığını duyunca kumandaya basılır ve beşik harekete geçer. Sustu o zaman yine kumandaya basarak beşiği yine durdurur. Uzaktan kumandalı sallanan beşik sallanan sevgili beşik. Seyircilerimiz. Piyasada en ucuzu 110-120 milyona satılıyor. Yarı fiyatına Hasan'cığım bunları imal ediyor. Seri imalat düşünüyor musun Hasan? Talep gelmez durumda düşünüyorum. Aha ben talibim işte. Bende bir tane bebek var. Yapalım. Bana uzaktan kumandalı bir beşik lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.